Efendim o da gece mesaisinden döndüğü için aslında ayaktaydı. Kahramanmaraş'ta yaşadıkları o bina sallanmaya başlayınca işte 9 aylık hamile karısını o anda balkondan aşağı ittirdi. Depremden 2 gün sonra İstanbul'da bir hastanede doğum yapan Tuğba Aktaş'ın kocası da o binadan çıkmayı başardı ama ikilinin tüm komşuları o enkazda can vermişti. Direkt balkona doğru gittik. Eşimi balkondan ittim. Daha sonra ben de kapıyı vurarak kapıdan çıktım. Deprem binayı sallamaya başladığı anda 9 aylık hamile eşini balkondan aşağı attı. Ondan aşağıya düştüm. Toprak vardı yerde. Fazla şey olmadı. Ama karnımın üstünde düştüm. Karnımda o bebek dedim ki öldü herhalde dedim. Ondan sonra birden o bina üstümüzde böyle kepti düştü. Murat ve karnı burnunda eşi Tuğba Aktaş depreme Kahramanmaraş'taki evlerinde yakalandı. Gece vardiyasında çalışıyordum. İşten geldim. Ayaktaydım. Lavaboya gidiyordum. Hafif sallantılar oldu. O arada eşimi kaldırdım. Direkt balkona doğru gittik. Saniyeler içinde binadan çıkmaları gerekiyordu. Aktaş'ın başka çaresi kalmamıştı. 9 aylık hamile eşini birinci katın balkonundan aşağı attı. O sırada evin balkonu da çöktü. Eşimi balkondan ittim. Daha sonra ben de kapıyı vurarak kapıdan çıktım. Onlar hızlı davranıp hayatta kaldı. Saniyeler sonraysa 5 katlı bina yerle bir oldu. Komşuları çöken binanın enkazında kaldı. Evimiz 5 katlıydı. Ben önce eşimi kurtarabildim. Diğerler komple çöktü. Apartmanımız aile apartmanıydı. Üst kattakiler inemediği için geç kaldılar. Onlar çıkamadılar. Sancısı olunca bebeğin ölmesinden korkup hemen hastaneye gittiler. Neyse ki bebeğe bir şey olmamıştı. Hastaneye gitmişti. Bebek çok iyi dediler. Daha sonra eşimi aldım. Anaokuluna götürdüm. Orada kaldık 2 gün. Esenyurt'taki hastanede tedavi altına alınan hamile depremzede sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğlumuz burada doğdu. Evet, ilk çocuğumuz. Gözlerimize inanamadık. Mucize gibi bir şey oldu.